İşte merakla beklenen İHA gösterisi şimdi başlıyor. Şu an tam 300 İHA'mız özel bir yazılımla kontrol edilerek havalanıyor ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde yükseliyor. Kubbenin altında nice zaferler kazandık da böylesini ne duyduk ne de gördük. Yahya Kemal'in dediği gibi şimdi 7 kat arşa kanatlandı. Ankara'nın semalarında büyük zaferin coşkusuyla kenetlendi. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin ordusuyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazdığı benzersiz bir kahramanlık destanıdır. İşte gökyüzüne kazıyoruz tarihi. Öyle güzel süslüyor ki gökleri, ay ve yıldız, o şanlı hilal. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında diriliş ruhuyla hareket eden Türk milletinin yükselişine 2020 yılında da tüm dünya şahit olmaya devam ediyor. 30 Ağustos 2020'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekasının teminatıdır. Bir bir açılırken göğe son defa yarıştık. Allah'a giden yolda meleklerle karıştık. Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından. Gördük ebedi cetleri bir anda yakından. Aziz şehitlerimizin günüdür bugün. Ülkesini seven, bayrağına aşık Türk milletinin günüdür bugün. Kutlu olsun Zafer Bayramımız. Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri demişti. Şimdi o emri göklere yazdık insansız hava araçlarımızla.